Herkese selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu oyun Alpay'ın Fettah'la 8. Simirna turnuvasındaki ölümüne çarpışması yarım puanla bitmiş. Bakalım neler olmuş. Sesim geliyor mu bu arada? Aynen geliyor olması lazım. Onaylayın beni. 4 tane hoş ile başladık. Köşeye yaklaştık. Hemen karşı yaklaştık. Kikledik. Yukarı çıktık. Koruduk. Tenuki. Oo. Okey. Yani genelde koruruz. Ya da ne bileyim en azından Tenuki yapacaksak da böyle falan yapabiliriz. Ama okey. Yani ilk akla gelen hemen buraya pincer atmak bayağı büyük. Mesela şey gibi beyaz atıyorum yaklaştı ve tenuki yaptı olsa siyah için bu taşı kickleyip pincer atmak yine büyük. Kickledikten sonra pincer atmasa siyah. Değişik olabilir herhalde. Çok kötü olduğunu hissetmiyorum. Sol üstte old school bir Joseki oynadık. Ondan da bahsedelim. Yani bu Joseki'yi oynamak tabii ki kötü değil hala. Ama günümüzde artık siyahın bu keymasına beyazın canı Tenuki yapmak istiyor. Neden? Atıyorum beyaz Tenuki yaptı. Siyah köşeye girdiğinde beyaz da kenara uzuyor. Ve deniyor ki beyazın bu son hamlesi kenara açıldığı için gayet potansiyeli yüksek, köşedeki kaybını karşılayan bir hamle. O yüzden beyaz hiç bunu sıkıntı yapmıyor ve tenuki yapabiliyor. Siyah da beyaz buna tenuki yapıyor diye bunu oynuyor. Siyah C11'e gelince de çok can sıkılmasına gerek yok. O zaman da şu an mesela nereye oynarız? Yani köşe gözüktüğü kadar zayıf değil. Biz bu taşa pincer attığımız zaman diyorum bu kaçmaya başlarsa köşeyi koruyabiliriz, dışarıya çıkabiliriz. Serbest hala. Hatta bir daha tenuki yapsak bile siyahın öldürecek hali yok burayı. Atıyorum beyazın herhangi bir şekilde yaşaması çok kolay. Ve siyah da süper güçlü değil etrafta. Köşe güçlü yani. Bu şekilde de dışarı çıkabilir. Old school Joseki'mizi oynadık. Köşemize yaklaştık. Beyaz aşağıyı bu sefer de oynamayayım. Bakalım ne olacak demiş herhalde. Şimdi genelde taşımıza yapıştıklarında ne yapıyoruz? %90 hani. Hani okey. Mesela beyaz böyle oynayabilir. Veya köşeden bir kıt daha alayım diyorsa böyle oynayabilir. Küçük de olur, büyük de olur. Direkt köşeye atlamak ilginç, kabul. Bağladık. Beyaz uzadı. Beyaz bağlayabilir. Veya kosumi de yapabilir. Bunlar biraz daha basit şekiller. Bu uzama da okey ama bunun zayıflıklarının farkında olmamız lazım. Mesela siyah ittirip kestiği zaman şimdi bu taşı alırsak köşe gidiyor. Bu yani siyah için güzel. Eğer köşeyi korursak şimdi siyahın çeşitli hamleleri var. Mesela siyah böyle ittirirse bu kestiği taşın ajesini tam kullanamamış oluyor. Siyah başka ne yapabilir? Mesela alttan sürünebilir. Ama alttan sürünürse de çok iyi hissettirmiyor çünkü çok sürünüyor. Ama oynanabilir.
Çünkü bir noktada beyazın sağ üst köşeye geri dönmesi gerekecek. Sağ üst köşe mesela siyah düz aşağı inerse şu an nedir sağ üst köşenin ölüm yaşam durumu? Aynen siyah oynarsa ölür. Bu şekline L artı 1. L artı 1. L artı 1'ler, iki tane L artı 1'imiz var. Bir böyle L artı 1'imiz var. Bir de böyle L artı 1'imiz var. Bunların ikisi de önce siyah oynarsa ölüyor. Bu konuda nasıl hissediyoruz? Öldürebilir miyiz? T15. T15 mi? Bu değildir herhalde. Aynen. Hane öldürüyor. Siyah hane yaptığı zaman beyaz önünü kapatırsa bir daha hane yapıyor. İçerisi Bulky Fire. Göbeğine çaktık mı ölüyor. Eğer siyah hane yaptığında beyaz böyle şekil yapmaya çalışırsa içeri zıpladık. Hane yaptık. Öldü. Sağ alt. Bu da diğer L artı birimiz. O bir. R1. Bu şekilde de hane. Hane güzel hamle. There is death in the hane. Beyaz koruduğunda içeri attık. Uzadık. Önce küçültüyoruz. Sonra içeriden iki gözü bozuyoruz. Genelde böyle basit köşe şekillerinde eğer hali hazırda bir vital point yoksa önce küçültüyoruz. Küçültünce ölmüyorsa o zaman bir de küçültmeden içeri atmalara bakabiliriz. Ama küçültünce ölüyorsa o zaman küçülterek başlamak daha iyi. Alpay'ın söylediği hamleye bakalım. Aynen öyle. İkisin, aynen çok güzel söyledin. Bakalım ona tekrar. L şekli ölü ya. Şimdi siyah buradan hane yaptığında geriye bu kalmış oluyor. Aynı şekilde siyah buradan hane yaptığında da geriye bu kalmış oluyor. Bu güzel bir düşünce yöntemi. Demin Alpay'ın söylediği hamleye gelecek olursak R1. Çok böyle vitalimsi kalbine attık gibi beyazın. Ama ne yapacak beyaz? Aynen. S1 ile yapıştık. Siyah ne yapıyor? Hane. Hane yapınca şimdi siyah beyaz böyle falan yaparsa bu ölü şekil içeride. O yüzden aynen. T2 ko. Yoktan yere ko çıkardık. Yani direkt ölüyorken ko olması bir şeklin bayağı büyük değişim. Direkt peki siyah buraya atarsa beyaz kesti, siyah uzadı, beyaz kesti. Beyaz yine yaşıyor. Bu taşı bağlayamıyoruz. O yüzden dikkat etmek lazım. Önce hani oyuna döndük. O yüzden siyah süründükçe hangi noktada emin değilim. Sağlam reading istiyor ama yeterince ittirdikten sonra şimdi dönüp köşeyi öldürebilir.
Bu nefes yarışı tabii biraz şov. Ya beyaz böyle yapsa daha iyi galiba. Aynen bunu şu an doğru hamleleri bulabildiğimden emin değilim. Böyle olursa mesela ko olur vesaire bayağı karışık. Veya beyaz pardon siyah böyle fantastik karışık şeylere girmek istemiyorsa bir diğer güzel hamlesi beyazın burnuna dokunuyor. Birinci hamle. Bu aynen. Bu bir içimden geç hamlesi. Ama güzel bir içimden geç hamlesi. Geçenlerde bir tane daha güzel bir içimden geç hamlesi görmüştük. Arada oluyor. Arada boş üçgen de tesuji, arada içimden geç de tesuji. Bu çünkü ne taraftan içinden geçerse diğer taraftan döneceğim diyor. Atıyorum siyah bu tek taşı alırsa tepesine döndük. Şimdi bununla kıyaslayacak olursak siyah bu sefer çevresini dönmüş oldu daha iyi. Eğer beyaz yukarı çıkarsa bu sefer siyahın süründüğü versiyonla kıyaslarsak siyah yukarı çıktı. O yüzden yine siyah için daha iyi. O yüzden bu buruna yapışma bir tesuji. Çok da tatlı. Siyah direkt oynayabilir. Tepeyi kapatmak için, orta için bayağı büyük. 21. hamleyi oynadın. Aynen güzel. Yani bu sağ üstü şimdi bayağı tehdit ediyor. Eğer beyaz cevap vermemiş. Şimdi siyah kestiği zaman aşağıdan da bağlanacağı için siyah için bayağı güzel. Beyazın vakti olmayacak. Beyaz köşede yaşamaya döndüğü zaman sıra siyahta ve dört taş ölüm döşeğinde. Bu taraftan devam edebilir. Ya da bu da büyük hamle. Buna beyazın cevap vermesi lazım gibi duruyor. Beyaz peki nasıl cevap versin? Beyaz çünkü böyle bağlamak istemiyor. Bu çok direkt. Çok gote. Q13 veya R11. Q13. Q13 yaptık. Hane yaptı. Şimdi buradaki kesme hala yine biraz duruyor bak. Tam koruyamıyoruz. Siyah ileride başımıza bela açabilir. Hemen değil ama bunu da uzadıktan sonra. Şimdi hala kesme var. Şimdi dönüp böyle koruyacaksak, o zaman bu değişimi yapmadan korusaydık daha iyiydi. Değil mi? Siyahın dört taşı çünkü çok büyük bir yere bakıyor ama beyazın dört taşı fazladan 3 puan yapıyor. Bu olabilir. Aynen. Bir başka hamle ne olabilir? Kesmeyi koruyan R18. Bu da güzel hamle. Bu da kesmeyi tamamen koruyor. Şimdi kestiği zaman siyah beyaz direkt bu taşı yiyebilir. Bu tarafta bir şey yok. Hatta siyahın kapatması bile sende değil. Ve bu hamle siyahın buradaki alanını da biraz küçültüyor. Oyunda beyaz tenikü yapmış. Alpay
Bu hamleyle hedeflemiştin orayı kesmeyi. Tenüke yapmış beyaz, hemen keseydin. Şu an bu bayağı güzel sonuç Siviç. Beyaz mesela çok fazla devam edemez. Köşe ölüyor. Buradan alacağı bu işi kurtarmaz. Sağ taraf komple alan oldu. Aşağısı gözümü korkuttu. Yani daha girebileceğin çok yer var ya. Atıyorum burayı oynadık. Şöyle bir varyasyon attım ben kafamdan. Yani beyazın bir daha tenyuki yapacak vakti ne zaman olabilir? Yani şu an mesela gidip buraya oynasa mı diyorsun? Şu an siyahın yapacağı tek hamle mesela köşeyi öldürüyor tak diye. Beyazın buradaki taşları zaten çöp kaldı neredeyse. Buraya yapacağı tek bir hamlede sağ üstte bu kadar siyahın sağ üstte kazandığı kadar şey kazanması mümkün değil beyazın sol alta yapabileceği bir tane hamleyle. Yani yaptığımız hamleler rakibin taşları üstüne etkili oldukça değeri artıyor. Sol altta beyaz kendi kendine oynuyor. O yüzden belli bir boyutu var. O boyuttan daha büyük olamaz. Ama siyah burayı kestiğinde beyazın formasyonunu o yüzden burası daha önemli. Aşağıya girebilirsin. Mesela şu an diyelim ki beyaz tenik yaptı. Biz köşeyi öldürdük. Beyaz bir daha oynadı. Yani şu an beyazın tahtaya koyduğu 8 taşı çöp sağ üstte. Siyahın bayağı alanı var. Yani siyah 8 hamle önde gibi düşünebilirsin bunu. Sadece alan mevzusu da değil. Beyaz o köşeye tek tek taşlar koydu ve onlar ölü. Diğer 4 taş da uçuyor. Siyah burada hala bir sürü yerde yaşayabilir. Sol kenara girdik. Beyaz ittirdi, kilitledi. Oo, sert. Bağladık. Şimdi bu hamle siyahın bir deliğini tehdit ediyor. Nasıl koruyalım? Böyle bağlamak sıkıcı. D9'la da yine olmakla beraber hala mevcut o kesme. Yani siyah şu an tenikü yapsa mesela yine beyaz sıkıntı çıkarabiliyor. Çok da çıkaramıyor aslında. Yani tenikü yapasım bile geldi benim beyazın bu hamlesine. Çünkü burası acayip büyük hala. Mesela siyah sağ tarafı bu hamleyle mahvetti desek beyaz buradan ne kadar alabilecek? Atıyorum burayı keserse siyah gayet rahat. Beyaz köşeden bayağı kaybetti. Diğer tarafı keserse bu biraz büyük. O zaman siyah yine bu taraftan oynayabilir. Yani siyah için çok sıkıntı durmuyor. Sağ üstteki hamle bayağı yok edici. Siyah kenara da oynadıktan sonra sarsıcı.
Yani bu hamle biraz Ajiler'in farkında olunması gereken bir hamle. Çok kasmaya gerek yok. Mesela Kosumi de gayet okey. Kosumi oynadığın zaman mesela böyle oluyor ya. Bu şekil şunla aynı hemen hemen. Siyah zaten beyazı bastırabiliyor veya beyazı bölebiliyor. O yüzden beyaz bu gerçekleri erkenden koruyor. Oh, siyah bir tane daha yaklaştı. Bağla artık Fettah abi diyor Alpay. Fettah yine bağlamadı. Ve kesiyor. Ha bu oyundaki değil okey. Tepesine döndü. Burayı siyah nasıl korusun diyorduk. Mesela böyle koruyabilir. Bu hem köşeden biraz çalıyor hem de bir kesme derdi kalmadı. Yani beyazın bu iki taşı biraz ağır. Şimdi siyahın dikkat etmesi lazım. Kafasını çok oraya buraya sokuşturursa beyaz mesela döndüğünde şu an kapatamıyor. Ama o da buradan karşılığında bir şeyler alabilir. İşler karışıyor. Yani daha basit oynamayı tavsiye ediyorum. Temiz. Kafayı soktuk. Beyaz aşağı indi. Siyah ittirdi. Beyaz araya daldı. Oo. Bıraktık mı dört taşı? Oo. Dört taşı bırakamayız. B5, B6 değişimi. Yani beyaz şekli acayip ince. Taşlara bakalım. Bu taşlardan bazıları ölecek. Bu taşların hepsinin birbirine bağlanma ihtimali yok. Çok fazla ince. Bir yerden sonra artık daha sıkı bağlamaya başlaması gerek beyazın. Ama yine bir şeyler kesilecek. Yani o yüzden ne yapabilir mesela? Bu değişimden sonra bırakabilir. Devamındaki hamleleri etrafta biraz daha güçlendikten sonra oynayabilir. Atıyorum şimdi buraya oynar. İleride zamanı geldiğinde buraya oynar. Bunlardan sonra o işlere girişebilir. Ama bu taşlar etrafta yokken direkt maceraya atıldığımız zaman siyahın etraftaki diğer taşları çok zarar görüyor beyazın pardon. Siyah B6 ile uzayacağına. Beyaz B5 ile uzayacağına. İkisi yani aynen. Siyahın bu taşları bırakmaması lazım. Şu an mesela siyah burayı kestiğinde ne oluyor? Beyaz bu taşı kaçabiliyor mu? Kaçabiliyor. O zaman beyaz siyah bu taraftan dönebilir. Yani dikkat etmek lazım. Sonuçta ikiye bölündük. Ama hala beyazın şekli çok ağır. Ve buralarda çok parçalanıyor. Mesela böyle bir şey olursa şimdi bu taşlar çok kötü kaldı.
Yani son şekil bu hamleden itibaren geri alırsam şu an hala siyahın yapabileceği çok şey var. Mesela buradan araya daldığında beyaz önünü kapatmaya kalkarsa o zaman demek ki bu aşağı iniş sente. Bu aşağı iniş sente ise siyah bağlanabiliyor. O zaman beyazın bu taşları anlamsız kalıyor. Beyaz buna direnmek istiyorsa yapabileceği tek şey şu an tenik yapmak ve bu tarafı bağlamak. Ama o zaman da alt taraf mahvoldu. Değişik trade'ler olabilir yani. Siyahın direkt C7 ile bağlaması mı? Yani aşağı inmek daha iyi. Çünkü mesela C7'nin ne avantajı olabilir aşağıya inmeye göre? İki taşın nefesini kapatıyor. Ama iki taş çöp iki taş. Neden? Çünkü siyahın yaşamakta olan grubuna yaslı. Bu ne demek? İki taşı kurtarsak bile devamında yapabilecekleri bir iş yok. Ortada başka bir etkileri olmayacak. Siyahın grubuna bir saldırısı, bir tehdidi olamayacak. İki taş çöp o yüzden. İki taşı yemeye kalkarsa mesela siyah. Beyaz rahatlıkla satabilir iki taşı. Burada çılgın fightlara girilmiş. Ama bu aynen siyah için çok kabul edilebilir değil. Yani şu an eğer 4 taşı öldü kabul ediyorsak siyah bu taşlarıyla gözsüz kaçıyor. Beyazın bu gruba bu hamleyle gelip de bu taşları ikiye bölüp işte aşağıdaki iki taneyi öldürüp sonra da bu taşı gözsüz kaçırması mümkün değil, olmamalı. Siyah o yüzden bu zihniyetle oynayabilir. Yani beyaz buraya oynadı, ben bağlı kalacağım. Çünkü ben bağlı kalırsam eğer ve beyaz bu taşıyla bir şeyler yapmaya çok uğraşırsa o taşlar başına yük olacak. Onları koruması, bağlaması gerekecek. İleride belki tekrar bağlaması gerekecek. Ve siyahın yaşayan grubuna yaslı taşları olacağı için çok önemli taşlar olamayacak. Ağır olacak. Etrafım çevrelenirse iki göz yapamam. Yani çevreleyebilmek için çok ince. Mesela şu an aşağı indin. Hala dışarı çıkış yolun var. Altına yapışırsan yaşıyorsun içeride. Eğer o taşı almaya kalkarsa bu sefer bir sürü forcing move rahat dışarı çıktın. Siyahın yaşamasını bırak. Siyah bu beyaz taşlara muhtemelen saldıracak ileride. Atıyorum bu son koruma hamlesini yapmayıp böyle de yapabilir istiyorsa. Şimdi kim kime saldırıyor? Yani o an farklı hissettirebilir ama sonuçta biz şu anda bu sol taraftaki şeklin okey bir şekil olduğunu biliyoruz, değil mi? Yani beyaz gelip de bizi mahvedememeli. Ha, edebilir belki hata yaparız ama hata yapalım da mahvetsin. Bırakıp gitmeyelim yani. Bırakıp gidince yani savaşmadan vermiş olduk. Ki hala da siyahın yapabileceği bir şeyler var galiba. Atıyorum üstteki grup yaşadıktan sonra yine buralara girdiğinde beyaz böyle kapatmaya kalkarsa bağlanabiliyor. O yüzden beyaz burayı bağlayacaksa da bu grubu yaşatabilir hala.
Ama bu taşların kesilmesi bayağı kötü oldu. Beyaz shoulder Beyaz yani winini sağlamlaştırabilir. Bu çok büyük. Bu abartı büyük. Neden abartı büyük? Bu taşlar şu an artık ölümsüz oldu. İçinde bir 10 puan yatıyor. Altında da bir 20 puan da altında yatıyor. Ve bu taşlar hala zayıf. Yani beyaz bir hamle daha yapsa bile, siyah bir tane daha kaçsa bile hala sıkıntı yok. Beyaz bayağı önde. Beyaz tenik yaptı. Burayı küçültüyor. Altından süründük. Yukarı ittirmek genelde biraz daha güçlü hamle. Altından sürünüyorsak da bakalım devamına. Aynen böyle yapmamamız lazım. Mesela buradan ittirdik. Şimdi artık dışarı. Bu iki taşa çünkü saldırıyoruz. Bu iki taş kaçarken biz saldırıya devam ederken mesela sol taraftaki zayıf grubumuzu da rahatlatabiliriz. Bizim dört taşla ilgili bir problemimiz yok. Neden? Çünkü şöyle bir sırrımız vardı. Burası rahatımsı. Beyazın burada bir şeyler yapabilmesi kolay değil. Dört taşın sıkıntısı olsa. Yani aynen siyahın böyle bir silahı var elinde. Bu çok ciddi. Mesela böyle de şu an yapabilir. Şu an direkt girişebilir bu işe. Bir kere ittirdi. Sonra buraya. Bu kesmenin ciddiyetini anlatabildim değil mi? Yani beyaz mesela şu an köşede yaşasa bu taşlara kolay gelsin. Burada da bir şeyler var. Mesela beyaz dışarıya zıplarsa şimdi şu yöne doğru rastgele bir taş atacağız. Ve sonra seyredeceğiz ikisinden birinin ölüşünü. Gözden kaçsa ve ona göre oynansa. Şimdi gözden kaçsa ve ona göre oynansa işleri değiştiriyor tabii. O zaman Keyma ile dışarı çıkabilir. Şu an şöyle anlatayım. Siyahın yapmaması gereken şey buradaki 3-5 puanı savunmak. Neden? Çünkü şu an etrafta bir sürü siyah taş var. Ve etrafta bir sürü siyah taş olan bir yere iki tane tırt beyaz taşın gelip de o taşları böyle süründürmesi kabul edilemez. Bu beyaz için süper. Siyahın alanına girdi, siyahın kafasına bastırıp 3. sırada süründürdü, 5-10 puan aldı siyah ve beyaz merkeze çıktı. Şimdi bu taşlar biraz daha gergin ve sıkkın gözüküyor. Siyahın buradaki psikolojisinin bu iki taşı üzmek olması lazım. Geniş çapta bir saldırı. Beyazın çünkü buralara dönecek çok bir zamanı yok ve bir şey de katmıyor beyaza. Beyaz yaşamaya çalışmak zorunda. Böyle şeyler olabilir herhalde. Saldırı yavaş yavaş devam ediyor. Mesela şimdi beyazın ikinci bir zayıf grubunu oluşturuyoruz.
Ve yavaş yavaş ikisini birbirinden ayırarak bir saldırı olabilir. Tabii sol taraftaki ajiyi yine umursamadım. Zira bu da acayip büyük. Yani beyaz bunu kapatırsa kurtarıyoruz bu taşları. Burada bir deliği var beyazın. Onu da kapatabilir. Böyle olursa çok beğenmedim siyah için. Bunu bir sormak lazım. Ama şunu anlatabilmeyi umuyorum. Siyahın son derdi buradaki alan. Buradaki alanı almaya çalışmak biraz fakir bir davranış. Beyaz bu iki taşla gelip de siyahı alanımı ver işte o hale sokmaması lazım. İki taş zayıf çünkü. Veya siyah yukarı ittirebilir. Biraz yukarı ittirdikten sonra belki alanını koruyabilir ya da genişten çevrelemeye devam edebilir. Tabii burayı itip kesip sağ tarafı mahvetse en iyisi. Bu ittirdik, kestik. Okay. Belki böyle bir şey de düşünülebilir. Yeri aynı tesici gelmişken bir daha bir görelim istedim. Bu da okey bir kullanışı okatın. Ve keyba. Şimdi bu bölge biraz parlıyor. Neden? Çünkü bu bölge iki tarafında zayıf grubunun bağlanma noktası gibi. Yani siyah buralardan çıkarsa kendi zayıf grubuna elini uzatıyor ve beyazın taşlarını koparıyor. Eğer beyaz buradan dışı beyaz buradan zıplarsa kendi taşlarını bağlıyor ve siyahın grubu yalnız kaldı. Oyunda bu taraftan oynanmış. Bu beyazın bağlantısını engellemiyor sanırım. Beyaz neredeyse bağlandı. Kesmeye kalkabilir miyiz? Biraz zor gözüküyor. Bu sıkıntı. Aynen. Siyah için bu biraz daha etkili gözüküyor. Öyle beyaz için kolay olmuş gibi. Yapıştık. Hani. Oo. Şimdi aşağıda alanı aldık ama bu iki taş bu işten memnun kaldı mı? Yani taşlar üstünde bir sorumluluğumuz var. Şimdi bu taşları oynadık. Tahtaya koyduk. Bunu da oynadık zamanında. Yani bir noktada o taşları gözden çıkarabiliriz ama yani ne pahasına tam olarak. Mesela şu an siyah böyle zıplamak yerine yine oyunda yaptığını yapabilirdi. Sonra bir gün gelip buraya oynar mıydı? Ama şimdi oynamış gibi oldu. Yani taşları
sadece bir esir olarak değil de o taşı koymak için tur harcadık. Yani o taşı oraya koydum, sıra karşıya geçti. O yüzden rakip taşını yediği zaman senin turunu yiyor aslında. Ama her taş da bir süper önemli değil. Bir de bazen verimli olarak da feda edebiliyoruz taşları. Ama bu tam bir feda da değil, taşı anlamsız kalmasına sebep oluyor. Siyah mesela ne yapabilir? Hiç buralara girmesine gerek yok. Merkeze doğru açılarak, güzel şekiller yaparak. Siyahın şu an çok bir saldırı altındaymış görünümü yok. Beyaz nereden saldıracak? İsterse siyah mesela böyle bir şey de yapabilir. Bu da bir tesuçimsi hamle. Oyunda olana benzer şeyler oluyor. İki taşı da üzmeden yapıyoruz. Eğer beyaz bu taraftan keserse, hatta bu taraftan tam kesemiyor bile. Böyle falan oluyor. Bu da yine siyah için gayet güzel. Beyazı bastırmış oldu. Bu tesuciyi biliyor musunuz? Üçüncü sırada yan yana iki taş varken şöyle şekillerde çok göz oluşur mesela. Şu an mesela siyahın kurulması için bir hamle bu. Bana özel değil canım, oynuyorlar ya. Beyaz tepeden kapatırsa aşağıda base yapıyoruz. Beyaz keserse o taşlar feda ama dışarıdan bir sürü sente hamle alıyoruz. Siyah güzel şekil yaptı. Şimdi teniki yapabilir. Neredeyse iki gözü var. Bu biraz kaba olmuş. Mesela beyaz hane yaptığında belki böyle yapmayı düşünebilir siyah. Beyaz kestiğinde aşağı uzadığında şimdi burada bir kesme noktası var. Beyaz onu koruduğunda aşağıdan bağlanıyoruz. Beyaz taşlar ölebilir gibi duruyor. Ama burada bir zayıflığımız var. Buradan çeşitli şeyler çıkabilir. Biraz karışık. Mesela siyah bu hamleyi sente de alabilirse nasıl yapabilir o işi? Mesela alttan hane yaptı, beyaz kesti, siyah da buradan kesti. Sonra bu hamleyi atarıyla aldı. Bu hamleyi de aldı, tepeden döndü. Bu karışık beyaz da kesin daha iyi direnebiliyordur. Ama bu temiz hamle. Sol tarafı kurulmak için. Veya direkt merkeze de uçabilir. Veya teniki de yapabilir. Çünkü mesela alt tarafa pinsir attık. Beyaz bir anda gerildi ama sol tarafta zayıftın dedi. Nasıl saldıracak? Dışarıdan çevrelemeye başlarsa demin gösterdiğim hamle neredeyse yaşatıyor. Ki çevrelemesi de daha uzun hikaye. Yani tamam içeride iki gözümüz yok ama her yere gider daha bu siyah. Tutamazsın. Veya bu taraflardan başlarsa siyah herhangi bir parçasını ufak feda etmeye okey her zaman. Saldırmak kolay değil. Yani çok zayıf değilse ya.
Ama bir yaşam paniğiyle biraz kendine zarar vermiş burada. Bu hamle pek taşı mı alıyoruz? Aynen, içinden geçme ama içinden geçtiği şeyin hacmi bu kadar. Yani bir böyle iç, mesela beyaz bunu oynadığında içinden geçmek böyle olur diye siyah buraya oynayabilir. Mahvediyor sağ tarafı hala. Beyaz o yüzden korusa daha iyi. E10. E10 biraz daha olur. Aynen. En azından iki taşı almaya tehdit ediyor. Daha genişten çevriliyor. İşte pipi tehdit ediyor vesaire. Ama dikkat etmesi lazım. Yani siyah yaşayıp da sentede çıkıp da beyaz sadece 3-5 puan, 7 puan gote ile kalıp siyahın büyük noktalardan birini almasını istemez. Ha, sentede bir şeyler kopartacaksa beyaz. Mesela bu değişimi yaptıktan sonra artık beyaz ileride böyle döndüğünde daha büyük öldürüyor. O yüzden şu noktada bırakıp aşağıya oynayabilir mesela. Veya buraya. Burası daha büyük. Yani gruplar yaşamaya yaklaştıkça ve yaşadığı anda orası artık bitiyor oyun sonuna kadar. Şu an çünkü çok kritik hamleler var hala. Sağ üstteki ittirip kesme, işte burada böyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. O yüzden buradaki 5 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan bile olsa eğer gote ise oyun sonu. Çünkü bu itip kesmenin değerini 20 puanla ölçemeyiz. Bu puan değil yani. Tahtanın orasını mahvediyor. 50 puan belki. Puan vermek zor. Akışı çünkü değiştiriyor. Bu oyun sanki sabaha kadar yorumlanabilecek bir oyun gibi. Beyaz ittirdi. Siyah. Okey, güzel şekil. Beyaz bir daha ittirdi. Kaç hamle kazandı? Kaç puan kazandı beyaz bu hamleyle? Az puan. 5 puan. Siyah çünkü içeride de yaşıyor. Yani beyaz mesela burayı çevrelese bile siyah dönüp yaşıyor değil mi siyah? Hop. Saniye. Hane Kaplan Ağzı yaşıyor mu? Hane Kaplan Ağzı yaşıyor. Yani dışarıdan çevreledikten sonra bile siyahtık diye yaşayabiliyor. Ki çevrelenmesine de daha bayağı var. O yüzden bu hamle süper gote küçük. Siyah piyip yaptı. Beyaz bağlamadı ittirdiği. Siyah ittirdiği aman tanrım. Yani kim R yaptı? Beyaz R yapmış. Bir daha ittirse beyaz. Şimdi kim zayıf duruyor? Siyah da ittirsin. Siyah taşlar biraz sıkıntılı değil mi? Çünkü beyazın bu grubu bayağı güçlü, yaşıyor. Siyah kendine zayıf grup edinmiş oldu biraz. Yani biz pipi yaptık, beyaz böyle yaptı. Koruyabiliriz. Aynı temin tehdit ettiğimiz yer hala duruyor. Bir şey kaybetmedik.
Ha, tehdit ettiğimiz yer ne kadar ciddi bir tehdit? O tartışılır. Mesela siyah böyle yaptığında beyaz tenük yapsa siyahın bu ittirmeden alacağı şey nedir? Çok etkili bir şey yapabiliyor gibi gözükmüyor, değil mi? Veya daha esnek. Gerçi bu kesme biraz can sıkıcı. O yüzden kabul ediyorum. Hala duruyor. Beyazın yine geri dönmesi gerekecek. Ama beyaz araya yaptırtmışız. O yüzden güzel. Döndük, koruduk. Şimdi hala kesmesi var beyazın. Beyaz at erisini çekti. Bir forcing move daha. Ve bu tarafa döndü. Şu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada oyun sonunda ne olacak? Mesela siyah burayı ittirecek. Beyaz köşeyi korumak isteyecek. Siyah sonra bunu oynayacak. Beyaz korudu. Burada siyahın, pardon, beyazın bu değişimi yapıp bırakmış olması gibi önceden. Yani siyah istediği zaman tık diye yiyebilir. Şöyle göstereyim tekrar. AB değişiminden sonra bir gün siyah ittirdiğinde atari çektiğinde şimdi double tehdit. Beyaz burayı koruyacak. Biz de yiyeceğiz. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bu şekil böyle olacaktı ya. Siyah bir gün içeriye oynadığında biz böyle yapmışız ve bir taş yedirmişiz gibi. Sonra kapattık. Aynen. Güzel yakalandı. Beyaz buraya oynadığı zaman bir sonraki hamlesinde siyah taşı yerim diyor. Siyah cevap vermezse şimdi beyaz böyle oynayacak mı? Hayır, beyaz nereye oynayacak? E18, aynen. Hasamitsuki. En sevdiğim kelimelerden yazayım. Hasamitsuki. Tsuki'ye yapışmak. Hasami de pincer. O yüzden AB değişimi sık yapılan şöyle bir şey var. Yani bir sürü hamleyi sadece sente diye koyabiliyoruz. Yani oynayayım bunu, siyah bağlayacak. Ama sente olması bir hamlenin her zaman bir şey kazandırdığı anlamına gelmiyor. Sente de puan kaybettik şu an. Oo. Siyah beyaz hane yapınca siyah böyle oynadı. Beyaz ittirince siyah böyle oynadı. Aman tanrım. Son iki hamleler. Hangisiydi diğeri siyahın? Bu. Yani beyaz böyle oynasa buraya oynayacağız. İşte böyle oynasa buraya oynayacağız gibi duruyor. Öyle olmaz. Bu aynen. Beyaz dışarıdan dönüyor. Siyah kendi içine kapanıyor. Ne yapsın siyah? Şimdi siyah şundan korkuyor. Kesildim.
O zaman bu kesmeyi nasıl güzel koruyabiliriz? Böyle karşı tarafı da tehdit edercesine. Bu hamle beyazın yaşayan taşlarına yaslanıyor. E8. Aynen. E8 çok güzel. O kesmeyi koruyor. Artı tehdit ediyor. Diyor alttan taşlarımı bağlarım, keserim, bir şeyler yaparım diyor. E9. E9 da yine daha etkili. Ama o kadar da değil. Yani bu beyazın yaşayan taşlarına dokunuyor. Yaşayan taşlara dokunmanın bir anlamı yok. Dokunmuyor bile olsak en azından hala ajı olan bir tarafa yakın olmak daha değerli. Ama bu tabii direkt tehdit. Bu en iyisi. Beyaz koruyacak. Şimdi istiyorsak dışarı çıkabiliriz. Sonra da artık tenik yapmak istiyor insanın canı. Bağlamak şart mı iki taşı? Aynen, tabii ki değil. Yani siyah yine tenik yapabilir. Çünkü mahvediyor bu hala. Mesela beyaz atarı çekti. Ver iki taşı. Şimdi bazen böyle bir iki taş vermek ölümcül büyük olabiliyor. Ama şu an neden ölümcül büyük değil? Çünkü beyaz zaten %100 yaşayan grubundan alıyor bu iki taşı. Ama yine de bir sebepten çok içim rahat etmedi vermeye. Çünkü burada bir kesme acısı var. İşte burada bir kesme acısı var. Bir de aynen sente de kurtarabiliyoruz gibi. Ama Tenuki'ye katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü bu var. Hani bu olmasaydı tamam belki korurduk da bu var. Ya da bu var. İkisi de büyük hamleler. Ya da mesela böyle de yapabiliriz belki. Ha. Doğru. Biz bu hamleyi oynayabiliyoruz. Çünkü beyaz atarı çektiğinde bu taraftan kapatırız. Beyaz iki taşı yerse burayı bağladık. Beyaz şimdi kesemiyor. O beyaz paramparça şu an. Yani bu aşağıdaki şekil hala ajı kaynıyor. Beyaz bu dört taşı öldürecek mi, öldüremeyecek mi? Çünkü eğer öldüremeyecekse beyaz paramparça olacak. Öldürecekse de beyaz tank artı tank artı 30 puan olacak. O yüzden o tarafa doğru hamleler konuyu oraya getirmek lazım. E4. Değil mi? E4 inanılmaz büyük gerçekten. Beyaz biraz ince oynamış bu oyunu. Yani sağ taraf sağ üstte kesmesi var. Alt taraftaki iki taşını korumadı. Buradaki taşları tamam Alpay vazgeçti ama aslında o dört taşı tutamaz yani. Biraz hızlanıyorum. Heh, burayı kestik. Bu kesme not sure. Siyah olarak bundan daha güçlü olan hamle hangisi? Aynen yukarı. Çünkü bu iki taş kaç? 4 nefes. Bizim 5 nefesimiz var. Nefes yarışı bir şey ifade etmiyor çünkü bir hamle yaparsa köşe ölür. Şu an beyaz köşeyi yaşatırsa da orta mahvoldu. Bu hamle sayesinde ortaya dönebiliyoruz.
Böyle olunca aynen. Deminki kadar etkili değil. Oo. Okey. Yani bu da öldürüyor. Ne fark eder? Şu an fark etmez ama bu böyle öldürmek daha uzun sürecek. Çünkü içeride beyaza taş verdik. Beyazın büyük bir gözü olacak. Büyük gözü öldürmek daha uzun hikaye. Burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 nefeslik bir göz var. 6 nefeslik, yani 6 boşluklu bir gözün neydi? 3 boşluğun 4, 4'ün 5. Yok, 4'ün 7, hatırlayamadım tam. Ama 6 boşluklu bir gözün yaklaşık 12, 14 o civar bir nefesi oluyor. Siyan'ı öldürmesi için buraya oynaması, buraya oynaması, sonra beyaz yiyecek. Bir daha oynayacak. Bir daha oynayacak, bir daha oynayacak, bir daha oynayacak. 7. Öyle bir düzen yoktu ya. Düzensizdi hatırladığım kadarıyla. Dur bakayım. 3'e 4. 4. 4'e 5. 5'e 8. 6'ya 12. 7'ye 17 mi? Öyle bir şeydi. Aynen böyle olması lazım. 6'ya 12, 7'ye 17 idi galiba. Aynen. Yani bu oyuna en az bir saat daha bakılır muhtemelen. Bir de yarım puanla bitmiş. O yüzden bir oyunumuz daha olduğu için bunu burada bırakmayı planlıyorum. Yine bayağı çalışma malzemesi çıktı. O 3-4 kesilmiş mi? Anlayamadım. O 3-4. Ha, o taşlar. Ha. Bakalım. Gelmiştir herhalde. Şuradan da bir hızlıca bahsetmek istiyorum. Siyah bu taşlara saldıracak. Bunu içimden geç diyerek yapıyor. Bağlanmasını istemiyor beyazın. Sonra burayı ittirdik, kapattı. Nereyi kesiyoruz arkadaşlar? Bu acayip kritik. Şu an gerçi güzel de kesemiyoruz mu artık? Yani bu siyah için yeterli değil. Bir tane çöp taş aldık. Beyaz bağlandı. Bu kabul edilebilir değil. Şu an ama M13'ü de kesersek yine işimiz kolay değil gibi. O zaman demek ki şu anda nasıl keseceğiz beyazı? Merdiven beyaza çalışıyor maalesef. Böyle kesemiyoruz. O yüzden kötü şekilde böyle keseceğiz. Muhtemelen beyaz da böyle yapamayacak ve böyle gidecek. Böyle şeyler olabilir. Bu taş yalan oldu. Sağ üst köşe öldü. Oyun yaklaşıyor artık. Aşağıda çeşitli o siyah fantastik küçültmüş.
Şimdi siyah beyazın güçlü olduğu bir yerde hareketler yaptığı için biraz korkuyor. O yüzden mesela böyle bağlamak yerine daha esnek ne yapabilir? Şu zıplamalardan birini de düşünebilir. Veya böyle. Siyah bir şey, beyaza bir şeyleri verip güzel şekil verecek şekil, yapacak şekilde. Çünkü böyle olduğu zaman şimdi üç taş ortada uçuyor. Bağlanmaya çalışacak. Abi uzat elini diye ama bağlanabilecek mi? Kesin değil. Siyah bağladı. Beyaz. Bağlanma bile öldürecek beyaz. Bu biraz zor. Çünkü beyazın da şekli süper değil. Siyah burayı kapattı. Siyah aşağı zıpladığı zaman yani bağlantıları şöyle. Biz büyük olan noktayı alalım. Aşağıda 20 puan yapalım. Siyah bağlansın. Önemli değil. Biz büyük olan hamleleri yapalım. Siyah bir tane daha yapsın, bağlansın. Bu yeterli. Siyah 0 puan hamlelerle bağlanıyor. Ama biz bağlantıyı siyah büyük olan puan yapabileceği, bize saldırabileceği hamleyi alırsa o zaman kesmesek daha iyiydi. Şu an siyah için durum yine aynı. Siyah beyazın bağlantısını kesmiş oyunda ama beyaz oynarsa aşağıda 20 puan yaparak yaşayacak. Kesmenin bir anlamı kalmadı. Hatta hala kesmeyi tehdit ediyor beyaz ileride. Beyaz bunu oynamamış. O gözler kan bürünmüş. Şimdi burada boş üçgenle kesiyoruz. Kestikten sonra siyah aşağı artık zıplamış. Bu grup ne olacak? Bu grubun son yaptığı şey bu boş üçgen ve kesme. Vallahi ben de yaşatamayabilirim. Yani yaşatmayı bırak, yaşasa bile yani ölmesi yaşaması değil artık sıkıntı. Yaşasa bile siyah mesela saldırı altındaydı. Üç taşımı nasıl yaşatacağım diye düşünüyordu. Şimdi beyaz nasıl yaşatacağım diye düşünüyor. Bu süreçte siyah rahat rahat yaşayacak. Bu bağlantıyı kesme ve büyük alanı alma kısmı önemli. Burası çok kritik. Burası iki tarafın da yaşayacağı bölge. Beyaz burayı alırsa siyah 3 taş uçuyor. Siyah burayı alırsa beyaz taşlar zayıf. İki tarafta burayı biraz hor görmüş ve çılgın nefes yarışları başlayacak muhtemelen. Of. Zor ve sert katlar. Atari Sente, Ponnaki'yi verdik. Aşağıya şimdi öldürecek miyiz? Evet, hızlıca bu hamlenin ne hamlesi olduğunu söylüyoruz. Bir Go atasözü der ki "Don't peep where you can cut." Kesebileceğin yere peep yapma. Şu an mesela beyaz direkt kessin demiyorum ama direkt kesse bile bayağı etkili durmuyor mu? Mesela siyah iki taşını kurtarmaya kalkarsa rahatız. Siyah merdivensel aktivitelerle fantastik şeyler yapabiliyor mu? Biraz yapabiliyor falan. O yüzden hani muhtemelen. Hani güzel. Siyah bağlarsa yaşamaya bayağı yaklaşıyoruz. Sol zaten tank artı tank.
Siyah muhtemelen bağlamayıp böyle şeylere girişebilir. O zaman da en kötü ihtimalle iki taşı alırız. Bu tabii siyah için biraz bir tık iyi oldu. O yüzden beyaz da buna direnmeli. Mesela kesip koruyabilir. Şimdi işler karışık. İki tarafta yaşayabilir gibi durmuyor. O zaman süper etkili değil bu katta. Beyaz bağlamayacak. Taşı veriyoruz. Hatta atarıyı çekmeye gerek yok. Ha, var mı? Yok galiba. Gote siyahın orayı yemesi nefesini biraz arttırıyor ama burası da biraz kritiğimsi. Böyle sanki ölmüş gibi duruyor siyah. O yüzden muhtemelen burayı kesmeden önce bunu oynaması lazım olabilir. Bu karışık fight. Ama beyaz şimdi bunu oynadı. Siyah bağladı. Mesela siyah bağlamamış. Ama siyah bağlarsa ne yapacağız? Bu taşı koruyacaksak eğer bu taraf artık mahvoldu. Buraya yapışırsa bu grup ölüyor. Buradan ittirirse iki taş ölüyor. Eğer bunu koruyacak vaktimiz yoksa da bu taraftan hane yapınca madem sağ taraftan mesela şöyle göstereyim. Hane yaptık ya. Kareli taşlar değişildi. Bu şekilde beyaz şu an bu katları kullanmak yerine böyle piyip yapıp bağlatmış oldu siyah. Aynı zamanda da bu bir ne şekli. İçinden geçme şekli. O yüzden yani sonuç olarak ne oldu tam bilemiyorum. Ve bir şekilde bu oyun yarım puanla bitmiş. Güzel kapışılmış. Tebrik ediyorum ikinizi de. Bayağı güzel oyun. Hızlıca bir baştan geçecek olursak buradaki kattan bahsettik. Beyaz direkt bağlayarak veya kosum ile de koruyabilir. Oyundaki hamle de okey ama dikkat etmek lazım. Bu hamle neredeyse sente. Beyaz korudu. Sol taraftaki grubun okey olduğunu varsayarsak beyazın böyle bir mahvetme gücü olmayacağını düşünüyoruz. O yüzden siyahın taşlarını bağlaması lazım. En basitinden böyle bağlayabilir gayet okey. Beyaz iki taş ağır ve beyaza yük olacak. Başka neler dedik? Şu an bu nokta kritik dedik. Çünkü iki tarafında bağlanma ve rakibi kesme noktası. Siyah bu taraftan yaklaşınca beyazın işi çok kolay oluyor. O yüzden siyah da bu taraftan çıkmalı ve beyazı koparmalı. Siyahın burada aşağıdaki alanını çalma macerasında kendi iki taşını mutsuz etmesinden o taşları oraya koymak için tur harcamıştık ama şu an beyazın duvarına yaslı, aralarında boşluk ve mutsuzlar. Aynı işi yapabilecek olan bu Tesuji'den bahsettik. Kendileri çok tatlı bir hamledir. Kullandıralım mı? Aynen. Hemen kullanın bu arada. Yani 2-3 gün içinde bu hamleyi oynamazsanız bu hamle gider.
Küçük dedik, bir tane taşı kesiyor. Evet, burada beyazın iki hamlesi, siyahın iki hamlesi. Siyah kendi içine kapanarak yok oluyor. Bunun yerine zayıflığımızı koruyacaksak daha aktif hamlelerle iki taşı salabiliriz. Sonra bunları bağlayabiliyoruz çünkü. Ve iki taş da beyazın zaten yaşamakta olan grubuna gitti. O yüzden okey. Bu kat pek çalışıyor gibi değil. O yüzden çalışmayan bu hamleyi maksimum suyunu sıkmak için böyle oynamayı düşünebilir siyah. Beyaz kaçıyor. Köşe öldü. Köşeyi böyle öldürmek ve böyle öldürmenin farkından bahsettik. Şu an çok fark etmiyor olsa da zaman zaman fark edebilir. Burada siyahın bu tek taşı almasının faydasızlığından bahsettik. Siyahın grubun tamamını kesmeye çalışması lazım. Mesela bu hamleyle dedik. Siyah gerçekten güzel bir atak başlatamıyor mu ya bu şekilde? Ha, bu taraftan değil de bu taraftan zıplamalı o zaman muhtemelen. Yani çok bir şey yapamıyor galiba. Merkezde beyaz güçlü çünkü ama sağ üst köşeyi öldürdük. Sağ kenar nereden baksan 50-60 puan oldu. Şu an kim önde söyleyebilmek çok zor gerçekten. Sol altta çünkü beyazın acayip büyük. Tahmin ediyorum yakınımsıdır oyun. Bu giriş biraz beğendim. Burada aşağıya inmenin kritikliğinden bahsettik. Çünkü iki tarafın da yaşayacağı bölge orası. Son olarak "Don't peep where you can cut" dedik. Kesebileceğimiz yere peep yapmıyoruz. Peep'in de yani Türkçesi yok. Hiçbir aday kelime bile yok. Ne olabilir peep'in Türkçesi? Dürt ne olur bilmiyorum. Kesmeye meyil yani teşebbüs falan. Dürt mü? Aynen. Aynen. Bu oyunla ilgili sormak istediğiniz, kafanıza takılan bir şey var mı arkadaşlar? Tamamına bakamadım. Alpay kusura bakma ama bir oyun daha var sırada. Ben teşekkür ediyorum. Bir 10-12 dakika mola. 32 geçe başlıyoruz. Kimin oyunu? Burak'ın oyunu. Aynen. Haydi görüşmek üzere.